Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın uygulaması Authenticator uygulamasını anlatacağız. Ne işe yarar, nasıl indirilir, bunlara bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Burada ben iOS kullandığım için App Store'a giriş yaptım. Authenticator yazdım ve gördüğünüz bu uygulamayı arkadaşlar indirip yükleyelim. Uygulamaya giriş yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor karşımıza arkadaşlar. Bu ekran nedir? Uygulama nedir? Ne işe yarar? Arkadaşlar uygulama burada sizin iki faktörlü doğrulama yaparak hassas şekilde korumanız gereken bilgileri, hesapları korumanızı sağlayan bir uygulama. Google'ın bu uygulaması sayesinde siz burada oluşturduğunuz kodlar sayesinde 30 saniye içinde, 15 saniye içinde, 10 saniye içinde bu kodları girmeden hesaplara giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir kod nasıl oluşturulur? Buna bakacak olursak sağ alttan kurulum anahtarı gir diyoruz. Hesap diyoruz ve anahtar diyoruz arkadaşlar. Bu sayede hesap bilgilerini girdikten sonra ekle diyerek buradan zaman ayarlı veya sayaca dayalı şekilde belirttikten sonra yeni bir hesap oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Veya QR kodunu tara diyerek burada kameraya erişim izin verdikten sonra ekranda çıkan QR kodunu okuttuktan sonra örneğin bir uygulamaya giriş yaptınız. Gördüğünüz gibi ben buradan daha önceden verdim. Örnek olarak Deepcoin veya Femex firması için bir doğrulama kodu talebinde bulunmuşum. Ve uygulama da bunu benden istemiş. Ekranda gördüğüm QR kodunu okuduktan sonra bu kodu girmeden uygulamaya giriş yapamıyorum arkadaşlar. Siz de eğer hassas bir uygulama kullanıyorsanız, bilgilerinizin çalınmasını istemiyorsanız basit şekilde iki faktörlü doğrulamadan faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki düzenle seçeneğinden oluşturduğunuz kodları kaldırabilir, isimlerini değiştirebilir veya hesapları dışa aktarma seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Başka bir cihaza taşıyabilirsiniz arkadaşlar bu özelliklerinizi. Ayarlarına göz attığımız zaman gizlilik ekranına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gizlilik ekranı etkinleştirildiğinde bu uygulama Touch ID'li kısıtlanacaktır diyor. Yani burada siz Android kullanıyorsanız ise eğer yine aynı şekilde bu ekranda parmak iziyle giriş yaparak uygulamaya parmak izinizle girdikten sonra güvenliğinizi daha da fazla arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede aslında hem sizin güvenliğiniz artmış oluyor hem de firmalar bu yöntemle daha fazla arkadaşlar kullanıcılarının güvenliğini arttırmış oluyorlar. Burada tabii ki kullanıp kullanmamak size kalmış ama tavsiyem bu uygulamayı kullanmanız. Bu sayede siz de uygulamanın detaylarından istediğiniz gibi ücretsiz şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz olup ve 7/24 şekilde kullanabiliyorsunuz uygulamayı. Buradaki oluşturduğunuz bütün kodlar gördüğünüz üzere 15 saniye içinde, 10 saniye içinde tekrardan deaktif oluyor. Artık kullanılamaz hale geliyor. Bu sayede siz de hesaplarınızı güvenlice ücretsiz şekilde korumuş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.